Merhabalar, Şifacı TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gelincik çiçeği. Gelincik çiçeği, gelincikgiller familyasındandır. Bu familyaya adını veren bitkidir. Mayıs ve Ağustos ayları arasında kırmızı renkli çiçekler açar. Boyları 20-30 cm arasında değişir. Senelik ve otsu bir bitkidir. Beyaz, sütlü bir yapısı vardır. Gelincik çiçeğinin Anadolu'da bilinen diğer isimleri aşotu, angülü, gelingülü, gelinotu şeklindedir. Gelincik çiçeği buğday tarlalarında ve ekilmemiş yerlerde çok bulunur. Gövdeleri dik ve tüylüdür. Yaprakları derin, girintili ve asimetrik biçimlidir. İlkbahardan başlayıp yaz boyunca çiçek açan parlak kırmızı renkli taç yaprakları vardır. Bu taç yaprakların altında kara lekeler bulunur. Çiçekler dalların uçlarında bulunur. Çanak yaprakları çiçek açma esnasında dökülür. Çiçekleri de çabuk dökülür. Meyveleri sarımsı ve esmer renkte olur. Deliklidir ve bu deliklerden tohumlar etrafa saçılır. Gelincik çiçeğinin içinde potasyum nitrat, mekosiyanin, müsilaj, reodenin, narkotilin, protopin, kodein, berberin, haşhaş, readin asidi, reagenin ve az miktarda morfin, zamk ve şeker bulunur. Gelincik bitkisi alternatif tıpta kullanılır. Taç yapraklarından reçel ve şerbet yapılır. Gelincik çiçeği bitki çayı yapımında kullanılır. Gelin şimdi de gelincik bitkisinin faydalarına bakalım. Gelincik bitkisinin faydalarının arasında sakinleştirici olma özelliği vardır. İnsana huzur verir. Astım hastalığına iyi gelir. Ferahlatıcı bir etkisi vardır. İştahsızlık problemlerinde kullanılır. İştah açıcı bir etkiye sahiptir. Zeytinyağı ile gelincik karıştırılıp yanıklara sürülürse yanık ağrısını geçirir, kızarmasını engeller. Öksürük ve öksürükten doğan gıcıklara karşı etkilidir. Nezle, bronşit, soğuk algınlıklarında göğsü yumuşatıcı bir etki yapar. Balgam söktürücüdür. Çiçeğinin suyu sirkeye katılıp başörülürse baş ağrısını keser. Kadınlar da suyuna oturmak suretiyle rahim tutukluğunu giderir. Gelincik lapası yaralara faydalıdır. Uykusuzluğa karşı etkilidir. Ceviz kabuğu ile birlikte kaynatıldığında saçları siyahlatan doğal bir saç boyası elde edilir. Gelincik çayı yapmak için kurumuş taç yapraklarından 1-2 tatlı kaşığı alınıp kaynar suyun içinde 10-15 dakika bekletilir. Bu çay günde 3'er kez birer bardak olacak şekilde içilir. Ben bugün gelincik çiçeğinin bildiğim özelliklerini sizinle paylaştım. Sizin de bildiğiniz özellikleri varsa lütfen yorumlar bölümünde bize yazın. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Sağlık, şifa, huzur dolu bir hayat diliyorum sevgilerimle.